Acaba sen de beni benim seni düşündüğüm kadar düşünüyor musun? Korku, gerilim, şiddet artı 38. Dün geceki halimin yanında var ya, testere filmi bizim evin halleri kalır. Öyle bir şeydi yani. Bir şey anlatıyorum abi. Mimik ver, tepki ver, ne bileyim. Ha, bir şey yap. Zombi gibi niye takılıyorsun? Yok abi, bir şey. Bana bak, bir şey soracağım ama yanlış anlama. Sor abi. Senin bu durumun kainat yüzünden mi? Ha. Peki abi, nedir durum? Düşündüğüm gibi mi? Yok abi. Ya sadece... Sadece ne? Ya bir çocuk var. Egemine. Şu oyuncu tayfasından işte. Sürekli ensesinde. Biliyorum zarar verecek kainata. Ama yani haddimi aşıp da kızın canını sıkmak istemiyorum abi. Kafam fena karışık usta. Kulübe hoş geldin. Tamam be, yüzünü asma, hadi halledeceğiz. Müfit abicim, yaşam destek ünitem. Acil çıkışım. Ya ben sana bir şey söyleyeceğim. Bak, biz dedik ki yani madem kainat bize gelemiyor, biz kainata gidelim dedik. O yüzden bu gece sen de kalsak ya, sen de benim teyzoşumdan, canım Führer teyzemden izin alsan mesela, ha? Lütfen. Yo, bak şimdi ya Şebnemciğim, sen beni seni yerle sürekli kapıştırmak mı istiyorsun ya? Bundan zevk mi alıyorsun ya? Yapma Allah'ını seversen. Yani pardon da çok şükür sizin kapışmanız için kimseye ihtiyacınız yok. Ayrıca 1000 yıllık husumetinizin faturasını lütfen bizim masum gecemize kesmeyin. Lütfen. Yok, olmaz. Lütfen. Yok. Hiç bakma öyle. Sökmez. Olmaz. Tamam. Senia, kızların ufak bir ricası vardı senden, onun için aramıştım ben. Neymiş? Şey işte ya, bu gece bende kalmak istiyorlar da. Biz seninle ne konuşmuştuk Allah aşkına Müfit? Tamam, konuştuk tabii de şey, yani ben kıramadım onları işte. Söz bir daha olmayacak. Peki tamam, ama bak sabah erkenden evde olacaklar. Yoksa sabah erkenden kapına dayanırım ona göre. Ona ne şüphe? Tamam. Oldu! Alın bakalım. Efendim Ege. Şey, kainat, konuşabilir miyiz? Yüz yüze. Bu saatte? Biliyorum, bu ters bir saat. Ya sen ne zaman müsaitsen. Mesela yarın. Mutlaka konuşmamız lazım. Tamam Ege. Tamam yarın. Tamam yarın. İyi geceler. İyi geceler.
Efendim Özgür. Şey, ya nasıl anlatsam? Yapamıyorum Almila. Yapamıyorum. Bana bir fırsat ver, konuşalım. Sadece konuşalım, ha? Yani şey... Almila, bu kadar katı olma. Kendime anlatmama izin ver, yüz yüze. Eğer hala aynı fikirdeysen bir daha karşına çıkmayacağım. Yarın gün içinde konuşuruz o zaman. Tamam. Babamı özledim. Bana bağırmasını bile özledim. Böyle uzaktan uzağa, hiç belli etmeden sevmesini özledim. Gece yanıma gelip üstümü örtmesini özledim. Güneşi özledim. Bana ablam demesini özledim. Kızlar benimi çok özledi. Ben alırdım. Yok hafızlar. Hangi kat? Birinci kat, 3 numara. Ya... Ben sana nasıl teşekkür edeceğim bilemedim. Yok, önemli değil. Kanaldan arıyorlar. Efendim. Tamam. Tamam. Geliyorum, tamam. Tekrar sağ olun. Görüşürüz. İyi akşamlar. Arasan yanına gitsek. Yani aslında fena fikir değil. Biraz aksiyon fena olmazdı, değil mi? Al bakalım güzellik. Rica ederim. Ne demek? Buyurun Şebnem Hanım. Mersi. Beni görmek için küçük bir kızı kullanıyorsun demek. Yöntemlerin ne kadar da acımasız Şebnem Gülsün. Sen iyice ağır siklet saçmalamaya başladın. Bir ay istedi geldik. Tabii tabii. Anlıyorum. Siz birbirinizi aşırıyorsunuz değil mi? Ama Rüyacığım sen de aynı soruda takıldın kaldın. Yani başka sorulara geç. Yani istersen sonra yine aynısını söylersin değil mi canım?
Hatta sana ben açıklayayım. Seri sonu karakterli ve outlet tabiatlı bir insanla lütfen adımın anılmasını istemiyorum. Rüyacığım, hanımefendiye sorar mısın kendisini ne zannediyormuş? Rüyacığım, beyefendiye iletir misin, zoruna mı gitmiş acaba? Kendisinin bu laflarını pek umursamıyoruz Rüyacığım. Çünkü hanımefendinin vücudunun 1/4'ü ve geri kalanı ukalalık. Ve bizim en büyük dileğimiz bu ukalalığın bedenindeki suda kaybolup gitmesi. Evet, sevmiyormuşsunuz. Çok belli. Rüyacığım, arama motoruna ismini yazsam çıkaramadım cevabını alacağım biriyle beni aynı karede. Üstelik sevgi paydasında buluşturmanı gerçekten ama gerçekten sana hiç yakıştıramadım. Doğrusunu istersen ben de. İnternete adını yazsan, lüzumsuz ve altyapısız özgüven, gereksiz gevezelik ve son söz budalalığı yanıtını alacağım biriyle beni yakıştırmanı ben de sana hiç yakıştıramadım. Anladım. Sadece hoşlanmıyorsunuz. Seviyorsunuz siz birbirinizi. Ateşle barut yan yana olmaz ki. On kere aradı. Yani en az 100 kere de mesaj attı. Yani aslında hepsi de çok romantik mesajlardı ama işte. Beklesin. Beklesin yani. Beklesin. Ah, kızlar. Rujum bitmiş. Ya size yemin ediyorum rujum bitmiş. Ben ne yapacağım şimdi? Param da yok. Ya gerçekten avamlıkta mümkün mertebeye ulaşmış durumdayım şu anda. Ya biriniz bir şeftali rengi ruj versenize. Ne? İkinizde de mi yok? Ya siz ne biçim kadınsınız ya? Vallahi benim hiç olmadı. Benim de bir tane pembe rengi rujum var ama onu da yükselenimin etkisine girdiğim zamanlarda kullanıyorum. Ha, şahanesiniz ya. Gerçekten ikiniz de şahanesiniz. Ben şimdi ne yapacağım? Ya yemin ediyorum ter bastı bana telaştan ya. Yani ben nereden bulacağım şimdi ruju? Yani Sena Sultan'ın makyaj malzemelerini el süreceğime mayınlı tarlada gez daha iyi. Ölüm riski daha az. Allah'ım ben ne yapacağım ya? Ben bugün avans aldım. Zaten hepinize de birer hediye alacaktım. Ben sana ruj almış olurum. Yok yok, benden al. Baksana poğaça işleri çok iyi gidiyor. Benden al sen. Şebnem? Ne oldu? Yok bir şey. Aslında var. Ben bu aralar bir şeyleri daha iyi anlamaya başladım. Birincisi, artık iki tane kız kardeşim var. İkincisi, ya ben bu hayatta gerçekten etkisiz elemanım ya. Tam bir ucun yanında mı? Yanımda. Memo. Kainat hayırdır? Bozuk paralar, şekerler, çikolatalar kapıya gelen çocuklar için. Yarın bayram ya. Al bu da senin bayram harçlığı. Sağ ol abla. Hadi gidelim. Alo. Seniha, yarın sabah geliyorum. Evdesiniz değil mi? Beni kapıda bırakmayın. Yarın mı? Saat kaçta? Sabah 7 uçağıyla. Tamam enişteciğim, bekliyoruz. Evdeyiz. Şebnem nasıl? Şebnem? İyi. Aslında ben sana bilgi vermeyeyim. Yarın geliyorsun, kendi gözlerine görürsün. Yalnız Şebnem seni görünce çok şaşıracak. Tamam, hadi görüşürüz.